Peki 7 numara var. 7 numara derken yani yanlış anlamayın. Rejiye bir nottu herhalde. 7 rejiye bir nottu. 7 numaralı soruya geçiyorum. İlk sizinle karşılaştığımız anı buldu şortlar. Bakalım doğru mudur? Bakalım. Ankara'da olup İstanbul'da olmak büyük maharet gerçekten. Tatil sebebi niyetiyle mi geldiniz? Bu arada bir arkadaşımız Gürgen çevirme yapıyor. Bu da Erdem. Bu kim? Nasıl ya? Öğrenmeyi çalışıyordum ama. Ne oldu efendim? Nedir sizin? Allah Allah. Başınıza bir şey mi geldi efendim? Hayrola? Evet. Ne oldu? Mustafa Sandal'ın konserine gidecek. Ama böyle durmasın. Öncesi sonrası gibi duruyor lan. Zaten ters. Zaten ters. Reji inandı söylediğimize. İnanmasıysa bence sevinin. İşte şu 23 yıl olduğuna inanmıyorsunuz. Size kadar güzel. Bakın arabası var ama ruhu yok. Çok sevdiğiniz bu sevgili sanatçının çok pek çok izleyicisi var. Kendisi çok başarılı. O hangimizsiniz en son konuşan? Ya Sezen Aksu saçlı olan bu yanındaki. Hadi canım. Sezen Aksu benden görmüştü. Öyle mi ya? Ya harika. 23 yıl önce aslında televizyonda ilk figürlerinden bir tanesiniz ya. Yani şey değil, boru değil derler ya. O zamanlar bilgisayar falan da yoktu. Fax falan geliyordu. Geliyor değil mi? Telex'te falan anlaşıyordu. Faxlarınızı bekliyoruz falan filan diye şeyler olurdu. Radyoda böyle da öyleydi. Tabii canım ya metrelerce faxlar gelirdi. Onlar tabii okunmaya tabii çalışılırdı. Biri takılır düşerdi falan. Biz ilk radyoda başladığımızda 92'de 3-5 top fax kağıdı bitirdiğimiz için bizi gündüz aldılar gece. Bu kaybedenler kulübü sizden mi şey yaptı hareket etti? Kaybedenler kulübü. Onlar daha sonra herhalde. Onlar şeyde kendi. Onlar bizden sonra. Onlar hatırladım. Zaten biz şeydeyken, Hür FM'deyken onlar kendi. Onlar zaten kaybetmişti. Anladım. Yok, estağfurullah. Onlar şeyde aynı formatta bir program yapıyorlardı. Hür FM şeydeydi, Şişli'deydi değil mi? Şişli. Ya önünüzden geçip ne küfür ederdim ya. Bak, bize mi? Niye? Oturuyorlar cak 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 cuk 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 konuşup para kazanıyorlar biz muhabirlik yapıyoruz diye. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Birazdan tüm ayrıntılara gireceğiz. İnşallah. Çünkü sizin için özel çalıştık. Bu akşam gördüğünüz gibi bütün bunların hepsi bize sınav kağıtları tabii. Bunların hepsi size gelecek sorular. Sevcan Orhan hoş geldiniz. Şimdi albümün fotoğraflarını Arkeoloji Müzesi'nde çekmen zaten 1-0 bana sıkı bir gol oldu. Bir arkeolog olarak. Çünkü ömrümün 1,5 senesi şu gördüğün yani baktığın yerdeki salonda geçti. Truva eserleri vardır o salonda. O Truva eserlerini tek tek envantere düşen adamlardan bir tanesiyim gerçekten ben. Gerçekten. Hatta evet iki adamdan bir tanesiyim. Böyle bir şey gururum vardı. Niye Arkeoloji Müzesi'nde fotoğraf çektirmek? Valla Kore'ye kalsa biz Çemberlitaş Hamamı'na gidecektik. Fena değilmiş, iyiymiş o. Koray o da iyiymiş. Kasaba kalsa gündüz hamam gece soğutup biz orada çekecektik. Zar zor ikna ettik Arkeoloji Müzesi'ne. Var mı böyle tarih sevgisi falan? Valla onun daha doğrusu doku sevgisi var. Tarihi tabii ki mutlaka önemli ama o görsel dokuları çok önemli onun için. Hı hı. Bir de tabii o işlemeleri ve o sütunlar falan malum çok hoş gözükür görselde. O da illa dedi ki madem fotoğraf çekeceğiz ben seni değil de hani bir konsepti çekmek isterim. Bunda yer almak ister misin dedi. Zaten Koray Kasap hani bilenler bilir o böyle çok standartların dışında yaşayan bir adamdır. Hı hı. Sonra Arkeoloji Müzesi oldu. 3 gün boyunca Arkeoloji Müzesi'ne gidip geri geldik falan. Çünkü çok yağmur yağmıştı o ara. Ama en sonunda oraya bir yağar zaten. Orası yani sürekli bir gerçekten öyle yalnız. Ve hiç güneş göremedik biz o mevsimde de. Enteresan bir şekilde. Onun fikriydi ve oldu ama iyi ki de olmuş. Çok çok güzel kareler çıktı. Çok güzel. Yani ben direkt acaba arkeolojiyle ilgisi var mı diye şeye bağladım. Hiç olmadı. Yok, sadece ama bahçesinde fotoğraf çektirmekle kaldım. Peki yani o da bir şey. O da bir hareket çünkü hani sonuçta Osman Hamdi Bey'in ruhunun hala orada dolaştığını düşünüyorum ben ve bu fotoğraflar hakikaten o da eğer orada olsaydı mutlu olurdu sizi izlerken. Oradaydı zaten. Yani size bakıp Kaplumbağa Terbiyesi 2'yi yapabilirdi. Yani. Partisini çıkabilirdi. Yani öyle bir şey olabilirdi. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seda Saydam ilk televizyon deneyiminiz, ilk televizyon programınız. Heyecan yok. Yok. Dolayısıyla direkt tuttuğunuz takımı sorayım yani. Oradan başlayayım. Yani ben, bu kadar rahat bir konuda ne sorulabilir? Ben takım tutmuyorum. Hangisi kazanırsa onu tutuyorum. Benim öyle. Ha, siz o hep yüzden kazananların tarafısınız. Hiç ezilmişler falan yok anladığım kadarıyla. Oysa ki yanınızda hep ezilmişlerin yanında bulunan bir beyefendi var. O da enteresan bir şey. Seda'nın çok komik tabii çünkü hala tuhafıma gidiyor. Ben yaşımı saklamıyorum hiçbir zaman için. Kaç oldu? Ama Seda'yı ben ilk gördüğümde... Cevapsız bırak. Bugün sakladı. Bugün saklıyorum. minik böyle bir bebek dediğim. Yani kaç yılıydı hatırlamıyorum. 76-77 yılları falan herhalde. Babası esas benim iş yaptığım çok meşhur Saydam kumaşçılık. Hı hı. Ve o zaman da benim de hayat boyu sevdiğim en sevdiğim kumaşlardan bir tanesi taftadır.
Tafta. Ve hı hı. benim de bütün sorunum Türkiye'de başından beri 71'den geldiğinden beri sorunum. Neden bizde binlerce yıldır çok güzel kumaşlar yapılırken ve biz muazzam bunları ihraç ederken ipeyi tutun da taftanın, muharenin en güzelini Bursalar onlar dokurken sonra bir süre geldi bunlar yok oldular. Biz ithal eden bir ülke haline getirdik. Hı hı. Esas biz yaparken. Ve tafta da çok önemli bir kumaştır. Doku olarak çok önemlidir. Yani taftaya çok bakar ve ben tabii babasına çok şımarıklık yapmışımdır. Yani o tafta kalitesi tuttu tutmadı, işte bu ne oldu olmadı, o ne oldu bu ne olmadı. Seneler sonra şimdi benim bu yeni projemde Cem İpekçi hazır gelinlikleri ve hazır abiyeleri ve ilk defa bir erkek koleksiyonu yapıyorum. Erkek koleksiyonu evet, yapıyorsunuz. Mart ayında de filan var. Erkeğin damatlık, gömlek, hepsi çıkan Cemil İpekçi markası diye. Şimdi bütün bunları yaparken kumaşta da tabii ki yakınım olan biriyle. Fakat çıka çıka kızı çıktı. Kızı çıktı. Ve karşıma ben saydamda babasını beklerken, konuşacakken birdenbire karşıma bu çıktı. Dedim şimdi bu ya bu kimdi bu kızı? Bu kadar bir şeydi büyümüş. Meğer bu işte okumuş, tekstil mühendisi, tasarımcı olmuş. Tasarımcı olmuş tabii. Tabii şimdi çalışırken bana çok zor geliyor. Çünkü hani daha büyük olsa bağıracağım. Çocuğum gibi görüyorum. Bir de tabii genç tasarımcılara... Bezli halini bilirsiniz yani. De, hani kısa teknik evet, derler yani, ama de, siz galiba bezli halini biliyorsunuz. Genç tasarımcılara karşı da bir zaafım var. Tabii çok hoşuma gidiyor onun bu... Ama bir şey söyleyeceğim, o da standart bir giriş yapmamış. Mesela sizin de bu koleksiyona hani tasarımcı olarak dahil olurken... size bir nişan bohçası armağan etmiş, doğru evet, mudur? Evet, doğrudur. Şimdi bizim bilmeyip de sizin bildiğiniz ne var? Nişan bohçası nişan çok bohçası... ayrı alamet bir şey değildir. Ya gelinlik projesi olunca Bursa'nın adetlerinde de böyle nişan bohçası vardır. Hı-hı. Ve genelde Bursa'nın hamamı meşhur olduğu için böyle... Ne oldu, herkes bir çembel taş hamamı Bursa, baylar hamam... Çok uzun. Valla benim çok olur, peki. Benim çok iyi bir kültürüm vardır evet. Hamam kültürü. Benim de öyle var. Bunu bir konuşuruz. Sizin de var. Çok aynen enteresan. Öyle. Aynen öyle. O çok güzel. Natır'dır. Elbette devam ediyoruz. Buyurun. Kesinlikle. Bursa'da da öyle bir bohça hediye edilir. Onun içinde işte tası olur, peştemali olur ve o tasın şöyle bir özelliği var. Benim babaannemden kalma. Sandıktan çıkma bir tastır. O çok özel bir tastır. Bana hediye etmişsiniz. Siz bildiğiniz hazine onu... hediye etmişsiniz yani aslında. Yani nişan bohçası yani, demeyelim. Ben de Allah ömür verirse, ki versin uzun olursa, uzun inşallah. O evlendiğinde bir de kucağımıza faizini verirse. Bonus da diyoruz. Hayır, evet. Faizini verdiğinde ilk yıkama tası olarak ben gerisin geriye geri götüreceğim tabii. Çünkü niye? Çünkü ailevi bir şey. Tabii ki. Bir müddet bende durması da çok hoş bir şey. Ama muhakkak ki inşallah bir gün onun çocuğunu hani kırklamak derler ya, kırklamayı o hamam tasıyla yaparız.